Merhaba Gaming'de herkese merhaba, ben Berk ve bu video ile birlikte mimar serisine devam ediyorum. Bir önceki videoda küçük basit bir ev yapmıştık. Bu videoda ise modern, daha doğrusu survival'da ilk günden yapabileceğiniz değil de creative'de kolaylıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir ev yapacağız. Tam olarak fikir yine aklımda değil. Yani rastgele olarak götürdüğü yere doğru gideceğiz aklımın. Öncelikle şunu belirteyim. Bu ışıklandırmanın güzel görüntünün sizin deyiminizle olması nedeni Shaders adlı modun kurulu olması. Kanalda ve videonun altındaki linkte bu Shaders'ı nasıl kurulduğunu görebilirsiniz. Hangi Shaders'ı kullandığıma gelirsek ayarlardan hemen açıyorum. Zeus V10 Ultra Shader pack'ini kullanıyorum. Bunun dışında kaynak paketi kullanıyorum. Açıkçası daha önce hiç bu şekilde bir kaynak paketi kullanmadım ama gerçekten bu shaders ile birleşince ve modern yapılarda oldukça güzel bir görüntü elde ediliyor. O yüzden bu kaynak paketini kullanıyorum. Bu da Flows HD paketi. 128x onunla kullanıyorum. Daha fazlasına gerek yok. Bu da oldukça yeterli görünüyor. Şimdi gün batmadan sabah olsun. Ops. Klavye sesini de giderdim sanırım. Şu an gelmemesi lazım. İleriki videolarda daha önceki videoda olduğu gibi saçma bir ses çıkmayacak artık. Şimdi plan yapmadan önce ne boyutlarda nasıl bir şey yapacağımı kararlaştırayım. Çok fazla büyük bir yapı yapıp hem videoyu uzatmak hem de yapmayı zorlaştırmak istemiyorum. Adım adım genişleteceğiz evimizi. Standart olarak yünden yapacağım evi tabii ki. Beyaz yün temel rengimiz olur. Açık gri yün ise detaylar olabilir. Ayrıca gri yünü de kullanacağım. Yer ve tavan için meşe ağacı kullanıyorum. Kapımız iki tane kapı var. Şu demir kapıyı ön kapıda kullanmak istiyorum. Bir tanesi açık durumda olacak. Aşağı kapıları da iç tarafta kullanacağız. Bir de duvar bloğunu kullanmak istiyorum gerçekten. Hoş duruyor ama hangisini kullansam bir bakalım. Şöyle bir deneme yapalım. Evet. Sanki alttaki dar düzgün durdu. O zaman şuraya da bir şey koyup başlayalım. Merdiven de olacak tabii ki evimizde. Onu da şundan yapalım. Taş merdiven olsun. Tamamdır. Başlayabiliriz artık. Herhalde 10-15x falan o tarz bir boyutta olacak. Aşırı büyük yapmak istemiyorum dediğim gibi. Kare şeklinde olabilir. İlk önce bir temelimizi atalım da. Hala karar verebilmiş değilim. Şöyle köşeden bir şey olsa, kapımız burası olsa desek, şuralar kapı. Evet, tamamdır. Ufak bir plan yaptım. Devamını da ilerleyen dakikalarda getireceğiz. Kapıyı buraya koyuyorum. Tabii bu kapının açık olması gerekiyor. Bunun için meşale koyacağız. Hatta yerleri de bir yapayım da ahşap olsun. Daha sonra kapıyı kaldırmakla uğraşmayayım. Ama ahşapı bir iç blokla yapacağız. O zaman gri olsa iyidir. Gerçi şu an ışıktan pek belli olmuyor ama neyse. Meşalemizi koyalım. Gri yünü hemen kullanacağım sanmıyorum. Evet. Burası şimdilik sandstone kalsın. Kat yüksekliği olarak 3 blok kullanacağım. Yani standart kullandığımız boyutta olacak. Şuraya ise cam koysam olur herhalde. Ya da böyle ortalaması iyi olacak aslında. Şöyle yapalım.
Burayı da kapatalım. Buraya da merdiven yapalım en iyisi. Çünkü ortalamayı pek başardım söylenemez. Burası da üst kata çıkış için bir merdiven olur. O halde ince cam kullanalım. Kapı ile işimiz yok artık. Evet. Yüksekliğe bir bakayım hemen. Birinci katımız burası. İkinci kat burası. Yani şurada kapanacak. Evet. Bunu fazla ilerletmeyeceğim. Ufak minimalist bir ev yapmayı planlıyorum. Ama şuradan bir yan bloktan yapmamız gerek. Evet. Şöyle yapsam nasıl durur acaba? Evet. Bir devam edelim de. Duruma göre düzenleme yaparız. Evet. Hoş gibi sanki. Evet. Burada merdiven olabilir. Belki merdiven altında da bir ufak masa atabiliriz. Şurayı da genişletelim. Camları nasıl yapsam diye düşünüyorum bu arada. Şöyle yapsam garip mi durur? Pardon. Zaten burada olamaz. En iyisi şöyle yapsak. Bir de buraya da bir tane koyalım. Şurada zaten bir çıkıntımız olacak. O zaman böyle güzel gibi. Ama şurada köşe olayını nasıl aktarırım diye düşünüyorum. Yani evin iki yanı farklı bir şey olmasını istiyorum. Evet. Ops, mesaj. Tamamdır. Böyle yapsak olacak herhalde. Oldukça güzel gidiyor. Camımızı da böyle yaptık. Daha sonra taş bloğuyla canlandırmayı düşünüyorum bu evi. Çok düz olmasını istemiyorum. Biraz detay eklemek iyidir. Evet. O halde bu köşeyi de kapatalım. Evet, oldukça ideal bir boyutta oldu. Hem Survival serverlarda yani kendini Survival oynarken ufak bir coin çiftliğinde oldukça kolay şekilde bu evi yapabilirsiniz. Worded yükleselim keşke. Şuradan da bir çıkartımızı yapalım. Daha sonra camları gerekli şekilde açacağım. Burası merdiven olacak. Şurayı kapatalım. Aynı şurayı yaptığım gibi köşe şeklinde yapacağım. Tabii bunu da böyle. Şuraya da bir aydınlatma yapabiliriz belki. Kalsa şimdilik o köşe. Buraya da bir cam yapsak bakalım nasıl durur. Kaydı iyice. Tamam, burası böyle bir kule gibi olsun. Oldukça hoş gidiyor. Aydınlatalım. Oh. Hemen uzaktan bir bakalım. Kısa oldu aslında ama bu bölümde pek fazla uzatmayacağım. Evet, bu köşeye şöyle devam etsem nasıl olur diye bakalım bir. Belki buraya üstüne balkon yaparım. Şöyle uzaktan bir bakalım bunu koyup. Oo, çok kötü. Evet, güzel bence. Tamam, burayı da balkonumuz olarak ilan ediyorum. Şimdi bu duvarı kapatalım. Şu şekilde ikinci kat olacağı için ayarladım. Garaj da yapabilirim aslında. Kapımız burada. Şuraya bir garaj yaparsam şekil simetrik olacak hem. Pek simetrik taraflar değil bu yapılarda ama hoş duracak gibi geliyor. O zaman şu garajı bir deneyelim hemen. Yine buradan.
Bu köşeyi kapatacağız şimdi tabii. Ya da kapatmadan şöyle bir şey yapsak. Evet. Tabii tahta bloğu vazgeçilmez kapıda. Ama bu kapı olmadı sanki. Orman ağacı deneyelim bir. Şunu da daha sonra kullanacağız. Evet, bu daha canlı bir renk oldu sanki. Daha uyumlu bir renk oldu. Bunu böyle yapsak, şu susak kancasıydı sanırım. Evet, bunu da koyduk mu? İşimiz tamam burada. Ama 5 blok olması lazım tabii, ortası olması için. Evet, bayağı zaman kaybettim burada. Bu köşeyi de kapatalım neyse hiç. Şekli bozacağım ama yapacak bir şey yok. Hoş oldu ya. Böyle. Ama o zaman bir anlamı kalmaz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bu sefer oldu, bitti. Evet.